Ben yurt dışında okurken beni bir adamla tanıştırdılar. Çok tatlı bir adam, müthiş zeki, şey yakışıklı, hoş bilmem falan. Böyle beni bir restorana götürdü. Öğrenciyim ben de, orada yemek yiyemiyorum genelde. Beni götürdüler falan. İşte bir bana gösterdi, şey yaptı, tanıştı adam. Adam şey, bu dediler ki bu %80 deli ya da %90 deli. Yani iyi bir delilik düzeyi var. O kadar mutlu yaşıyor ki, çalışmıyor etmiyor devlet. Para bağlamış ama orada demek ki bağlanan maaş güzel bir maaş falan böyle. İyi yerlerde yiyor içiyor falan. Çok hoşuma gitmişti ama bu da aptal bir romantik kavrayış tabii durumu. Almanya'da yani, ben şizofreni hastalarının yaşadığı bir orman içinde bir rezidansı ziyaret ettim. Gerçekten böyle 80-90 metrekare dairelerde her bir hasta kendi dairesinde yaşıyordu. Özel harçlık veriliyordu. Tabii müreffeh ülkelerde ruhsal rahatsızlıklara bakış da daha medeni, daha uygar. Hem hastanelerin koşulları çok daha iyi, hem de hastane sonrası rehabilitasyon hizmetleri çok iyi. Yani bizim ülkemizde maalesef bizim ruhsal hastanelerimizin durumu da kötü. Sonrasında da sunabildiğimiz hastalarımıza fazla hizmet yok. Rehabilitasyon adına, yeniden topluma kazandırma adına sunabildiğimiz hizmetler sınırlı. İstihdam çalışmaları yok, evet, mesela. Evet. Batı'da çok yaygın bir şekilde. Rehabilitasyon, çalışma olanağımız yok, evet. Okan Bey. Hiç halbuki yok. Çalışabilirsiniz. Tabii ki, tabii peki ki. Peki size bir şey soracağım tabii efendim, ki Şükrü Bey. Siz herhangi bir şizofreni hastasını tanır mısınız, görseniz? Zannetmiyorum ama yüzünden anlaşılıyor. Yüzünden, bazıların nasıl, yüzünden. Nasıl, ben sizin yüzünüzden hiçbir şey anlamıyorum. Evet, bazıların anlaşılır. Peki belirtileri, yani neden anlarsınız mesela, konuşmadan mı anlarsınız? Konuş, valla onu buradakiler benden daha... Oradan soru geliyor beyefendi. Siz gelmiyor da. Şizofreni vakaları benzer mi birbirlerine efendim? Tanı koymak açısından. Şimdi şöyle, yüz ifadeleri açısından benzeyebilirler. Bizim künt afekt dediğimiz, yani yüzde donuklaşma, afektin, duygu durumunun dışa vurulmasında ki sınırlılık yüzünden sığlaşma dediğimiz durum söz konusu olabilir. Yani yüzdeki mimiklerde azalma olabilir veya bazı şizofreni vakaları, mesela katatonik şizofreni vakaları kendini belli eder. Nedir efendim? Katatonik? Mesela ayakta belli bir şekilde saatlerce durmak gibi mesela. Veya işte belli bir pozisyonda saatlerce durmak. Bazen katatonik. Var mı sizde? Var. Her zaman ayakta var. Devamlı ayakta duran var. Ve annesi, sizde şahsınızda değil. Mesela dende değil. Bizim dendekte. Ha, dendekte var. Var. Ne yapıyorlar? Ayakta duruyor ve annesinin peşinden hiç ayrılmıyor. Annesiyle gidiyor derneğe, annesiyle eve gidiyor. Annesiyle geliyor, annesiyle gidiyor. Ve devamlı ayakta. Okan Bey. Sizin vakanız efendim benzer mi? Böyle bir şey var mı? Anneye bir bağlılık. Oğlumda mı? Evet. Tabii hastalık döneminde vardı. Neden vardı. Korkar? Kaybedeceğinden mi? Yok, bir korku geliyor. Hep koruyucu olarak beni gördü herhalde. Bana daha bir yakın oldu. O da benim için tabii ki bir avantaj oldu. Ona ulaşabilmem için. Ben kalksam oturduğum yerden kalkıyordu. Otursam oturuyordu. Ama şimdi onlar yok artık. Çok şükür biz çok şeyleri aştık. Maşallah. Adnan Bey, bu doğru mudur? Hani bir vakanın ortaya çıkışı ile ilgili, hani sabah genç adam, orta yaşlı adam her neyse evinden çıkar ya da öğrenciler okula gider, evinden çıkar ve akşam evini bulamaz. Böyle var mı böyle bir şey? Şizofreni hastalarında var. Evet. Şizofreni hastalarında çok tipik bir şey değil bu. Yani daha çok bu sizin söylediğiniz disosyatif bozukluk dediğimiz, yani kişinin kimliğini ve işte mekan duygusunu kaybetmesi gibi durumlarda olabilir veya bir şizofreni belirtisi değil. Şizofreni belirtisi değil. Yani şizofreni tipik olarak gördüğünüz bir şey değil bu. Şizofreni birden aniden başlayan bir rahatsızlık da değil. Yavaş yavaş. Sinsi, yavaş bir şekilde. Mesela bir içe kapanmayla başlar önce. Bir yabancılaşma, acayipleşme, eskilerin tabiriyle tuhaflaşma olur. Çevreye yabancılaşma olur. İçe kapanmanın sonrasında iletişim becerilerini kaybetmeye başlar kişi. Yani algılamaları bozulur. Mesela biraz önce arkadaşımızın, kardeşimizin dediği gibi anneme babamı bile yabancılaşmaya başladım. Onları farklı algılamaya başladım diyor. Çünkü yani mesela yeşili yeşil gibi görüp kırmızı gibi algılayabiliyor şizofreni hastaları. Sokaktan geçen herkesin kendisiyle ilgili olduğunu düşünebiliyor. Arabaların kendisini takip ettiğini, işte düşüncelerinin çalındığını, düşüncelerinin basın yayınla, işte televizyonla yayınlandığını veya uzaylılar tarafından, dış güçler tarafından hareketlerinin yönlendirildiğini düşünebiliyor. Bu aslında beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin aşırı salgılanması sonrasında
kişinin beyninin bilgi işlem sürecinin bozulması. Yani beş duyu organıyla aldığı verileri kişi bu kimyasal bozulma yüzünden yanlış hükümle ortaya koyuyor. Muhakemesi bozulduğu için ve yanlış davranışlar, yanlış bir takım duygulanımlar söz konusu. Peki özellikle bu paranoya aşamasında kişi evet diye başkalarını çevresindekilere göre garip haller gösterirken bir yandan da çok zekice işler yapmıyorlar. Mesela araba plakalarını okuyor hızla bilmem ne yapıyor falan filan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şizofreni zekayı gerileten bir hastalık değil. Yani şizofreni ama zekanın niteliğini bozabiliyor. Şimdi zekanın bir kantitesi vardır, bir sayısı vardır mesela. Onu azaltmıyor ama kalitesini bozuyor. Yani ne demektir bu? Mesela biz zekamızı kullanmamız için beynimizin bazı entelektüel fonksiyonları vardır. Planlama, programlama gibi, muhakeme, karar verme, efendim problem çözme, motivasyon, inisiyasyon gibi. Bu fonksiyonlarını kullandığı bölgelerin, icra edilen bölgelerin zayıflaması sonrasında bunları kullanamamaya başlıyor. Ve sonrasında da tabii zekanın parlaklığı gidiyor tabiri caizse. Matlaşıyor zeka. Biz baktığımız zaman zekası sanki gerilemiş gibi algılıyoruz. Halbuki tedavi edildiklerinde tekrar eski o zeka düzeylerine kavuşabiliyorlar. Bir şey çok merak ediyorum. İki hekimimize de soracağım. Duyduğum hep şizofreni teşhisinin uzmanlar tarafından çok hızla konulabildiği. Yani aile çocuğu getiriyor, diyor ki bu şizofren mi arkadaş, böyle bir şeyler oluyor falan diyor. Doktor hemen hayır diyebiliyor ya da hemen bakıp böyle bir çok kısa bir süreç ve belki bir iki soruyla hemen evet diyebiliyor. Şunu hep merak ettim. Yani bu benim ailemde de yaşanmış bir vaka. Doktor bir dakika ben onunla bir görüşeyim falan filan. Hani bir çevreden ayırıp çok küçük bir tetkik, kısa süreli bir tetkik. Yan odaya geçerek ya da odadan diğerlerini çıkararak. Orada formülü merak ediyorum. Ne yaparsınız ilk? Yani bu açıklanamayacak bir şey değildir herhalde. Şimdi bir defa şöyle söyleyeyim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 4,5 yıl boyunca ergen ve genç erişkin kliniğin klinik şefliğini yürüttüm. Dolayısıyla genç hastalarla, ergen hastalarla çok yoğun bir tecrübem var. Şunu söylemem lazım. Türkiye'de çok acele şizofreni teşhisi koyan hekimlerin önemli bir kısmı yanlış yapıyor diyebilirim. Ha. Evet. Çünkü ergenlik döneminde konulan bu teşhisler çoğu zaman ergenliğin kendine özgü görünümleri yüzünden hekimleri yanıltabiliyor. Biz kendi kliniğimizde şizofreni olarak düşündüğümüz durumların pek çoğunun daha sonra bambaşka durumlara dönüştüğünü gördük. Yahut bambaşka durumlar olarak başlayan şizofreniyle hiç alaka kuramadığımız bazı hallerin daha sonra süreç içinde şizofreni rahatsızlığına dönüşebildiğini gördük. O yüzden benim anne babalara önerim çocuklarına hemen kolayca şizofreni teşhisi konulursa bunu kabullenmesinler. Mutlaka birkaç yerden görüş alsınlar. Özellikle ergenlerin ve gençlerin o hareketli yapıları şizofreni teşhisinin konulmasını çok zorlaştırır, bu durumu karmaşıklaştırır. Şizofreni teşhisine bizi götüren bir takım ipuçları var elbette. Az önce Adnan Bey'in bahsettiği... Şöyle diyerek söyletebilir miyiz size bunları? Yani sakın evde denemeyin. Çünkü bir de şizofreni öyle bir yani diğer psikiyatrik...